İsrail'li aşırı sağcı Miras Bakanı'nın gündeme getirdiği Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığı tepki çekmeye devam ediyor. Ancak Gazze'de yaşayanlara göre İsrail'in haftalardır yaptığı bombardıman nükleer bir saldırıya eşdeğer. Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri demiş, kabine toplantılarından uzaklaştırılmıştı. İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze'lilerin de tepkisini çekti. Gelip yaşadığımız yıkımı görsün. Her gün zaten nükleer bombayla vuruluyor gibiyiz. Halk artık dayanamıyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyonu aşkın insana güvenli olduğu gerekçesiyle güneye gitmesi çağrısı yapmış, ancak Gazze'nin güneyini de defalarca hedef almıştı. Güneydeki Han Yunus kentinde yaşam saldırılar nedeniyle durma noktasına geldi. Kente sığınan Gazze'lilere göre Han Yunus'a yönelik bombardıman nükleer saldırıdan farklı değil. Zaten yaptıkları tüm bombalamaları ekleyin, sadece bir değil 2 nükleer bombayı geçiyor. Bırakın nükleer bomba atsınlar da tüm bu acılardan kurtulalım. Zaten hepimiz öleceğiz, o da bizimle birlikte ölecek. Hala nükleer bombayla tehdit mi ediyorlar? Zaten bizi yok ettiler. Vurdukları bombalar nükleer bombadan da öte. Ona yer kaldığını zannetmiyorum. Koskoca mahalleler yıkıldı. Bize hiçbir şey kalmadı. Eskiden bombalar çok gürültülüydü ama hasar sınırlıydı. Artık bombaların sesi daha az ama büyük yıkıma neden oluyorlar. Hala tehdit mi ediyorlar? Öldürüyorlar bile bizi. Eliyahu, tepki çeken nükleer çıkışı sonrası kendini savunmuş, nükleer bombayla ilgili açıklamasının mecazi olduğunu söylemişti. Amihai Eliyahu, Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Yahudi Gücü Partisi'nden koalisyon hükümetinde yer alıyor.